Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah diyelim e, bugünkü tarifime geçelim hemen benim kızlarım aşırı derecede çiğ köfte hastasıdır ve benim bu tarifimi de çok severler çok da güzel bir tariftir dışarıda yediğinizden bile çok daha lezzetli bir çiğ köfteyi evde çok rahatlıkla yapabiliriz yapımı gerçekten zor değil e, gözünüzde e, çok büyütmeye hiç gerek yok çok lezzetli çok güzel mis gibi çiğ köfte yapımını hep beraber beraber geçelim. Şimdi 2 yemek kaşığı isotum var arkadaşlar. Isotu yarım çay bardağı kaynar suyun içerisinde koydum, beklettim ve bir kenara alıyorum. Onun ılınmasını bekliyorum. Bunu niye yaptım arkadaşlar? Ee, isotun rengini, tadını daha iyi suya verebilmesi için. Şimdi ee, o yan tarafta ılınırken arkadaşlar 2 su bardağı esmer ince bulgur kullandım. Bir tane e, benim soğanım çok büyüktü normal boy e, robottan geçirilmiş çok e, püre halinde soğan yani iki su bardağı e, bulgur bir o, ba, e, bir orta boy soğan kullanın arkadaşlar 2-3 e, diş de sarımsak kullanın arzuya göre sevdiğiniz miktarda yarım çay bardağı e, limon suyu bir yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı domates salçası bir çay kaşığı kimyon kullandım. Şimdi yine bir çay kaşığı karabiber kullanacağım. Biber salçam çok acı. O yüzden kırmızı biber konusunda biraz tereddütte kaldım. Ee, şimdi arkadaşlar şimdi yoğurmaya yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Ee, şimdi isotu niye öyle yaptım onu sizlere söyleyeyim. Şimdi direkt isotu e, bu harcımızın içerisine katsak hem rengini hem tadını çok fazla dışarıya vermiyor. Kaynar suyun içerisinde bekletmemin sebebi ise e, sıcak suyla beraber rengini ve tadını e, suyun üstüne çıkarması. Şimdi onu da ekleyeceğim birazdan. Ee, bu şekilde tepsiniz varsa çok daha işiniz kolaylaşır, çok daha güzel oluyor. Ama yoksa normalde bir e, tepsinin içerisinde yoğurabilirsiniz. Sürekli böyle elinizin içiyle yoğurmaya başlayın. Evet arkadaşlar, bu arada da domates sosum var. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, e, bir su bardağı kadar e, püre haline getirmiş olduğum domates kullanacağız evinizde domates varsa robottan geçirin aynı şekilde kullanabilirsiniz Ben mesela geçen kışın yapmıştım domates sosu sadece domates ama püre halinde onu da süzdüm içerisinde hiç e, çekirdek veya başka hiçbir şey kalmasın diye ben onu kullanacağım Yaklaşık bir su bardağına yakın kullanacağım. Ama eğer domates kullanırsanız iki tane domates yeterli gelecektir. Sürekli yoğuracağız arkadaşlar. Şimdi ben bu video esnasında gösterdiğim kadarına bakmayın. İnanın yarım saat kadar yoğurdum. Domatesi azar azar ekleyerek. Yani bu aşamada eldiven kullanmak istemedim. Şimdi e, gördüğünüz gibi isot rengini ne kadar güzel suya verdi. Isotu da ekliyorum. Ve tekrar yoğurmaya başlıyorum. Eldiven kullanmak istemedim. Neden? Çünkü e, aynı şeyi alamıyorsunuz eldivenle. Böyle elinizin içiyle hissetmeniz lazım. Ama e, şekil verme aşamasında eldiven kullanacağım. Şimdi arkadaşlar yarım çay bardağı zeytinyağım var. Onu da ekledim üzerine. Sürekli böyle elinizin içiyle ittire ittire yoğurmanız lazım. Çiğ köftenin zaten en önemli e, püf noktası, en önemli, en zor kısmı da burası. Biraz uzun yoğurmanız gerekebilir. Ya gerekebilir demeyeyim de gerekecektir yani. Ne kadar çok yoğursanız o kadar lezzetli olur. Bazı arkadaşlar bazı yerlerde de böyle çok fazla, mesela üzerini çok hafif ıslatıp bulguru o şekilde de kullanıyorlar. Evet, bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve iki yemek kaşığı nar ekşisi ekledim. Tekrar yoğuracağım. Ya bulguru hiç kullanmadan önce şöyle bir yarım su bardağı kadar suyla ıslatıp yapıyorlar. Yani o daha kolay yoğuruluyor diye. Ama ben bunu Urfalı bir arkadaşımdan öğrenmiştim bu tarifi. Onlar bu şekilde yapıyorlar. Ve çok da güzel bir tarif. Gerçekten çok böyle damağınıza yapışan bir tarif. Ama farklı baharatlar katmak isterseniz değişik damak zevkinize göre baharatlar ekleyebilirsiniz. Ben bu kadar baharat kullandım. Evet bu şekilde kıvamı oldu. Yaklaşık dediğim gibi yarım saat kadar yoğurdum bunu. Yoruldum. <laughs> Kollarım çok ağırdı ama böyle çok az dinlendim. Tekrar yoğurmaya başladım. O şekilde bir yarım saatimi aldı. Evet bu şekilde elini, elimizin içinde sıkarak şeklini vermeye başlıyoruz. Böyle iyice önemli olan parmağımızın şeklini çiğ köfteye göstermiş olmamız. Evet bu çiğ köfte her çiğ köfte yaptığım zaman aklıma şey geliyor. Gaptur'una katılmıştım. Diyarbakır, Mardin, Urfa Gaziantep çok güzeldi. Oralar gerçekten hani orada oradaki çiğ köfteler hepsinin her yörenin farklı farklı tadı vardı. Hepsinin ee, sanıyorum baharatlarını farklı kullanıyorlar. Ama e, hepsi çok güzeldi gerçekten. İnşallah Allah tekrar nasip eder giderim. Çok sevdim çünkü oraları da. Evet bu şekilde arkadaşlar benim verdiğim ölçüden yani iki su bardağı ölçüden e, bu kadar e, çiğ köfte çıktı ama daha çok yapmak istiyorsanız ölçülerinizi birebir arttırabilirsiniz. Evet şeklini yaptım, içerisinde marulumu koydum arkadaşlar, ee, nar ekşisi sosumu da ortasına koydum, limonlarımı da dizdim. Ben bu şekil verdim. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz, ama mutlaka deneyin. Ee, bana da yorumlarınızı yazın, mutlaka videolarıma e, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sizleri seviyorum. Tekrar e, yeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.